Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Özel Hastanesi'ne katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Yazarlardan Fenerbahçe Ludo yorumları biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin her kazandığı maçın akabinde yazarların görüşlerini kısaca dile getiriyoruz. 3-1 kazanılan Ludo maçının da değerlendirmesi var arkadaşlar. Gürcan Bilgiç. Öyle maçlar izlettirdiler ki 18 resmi maçın 18'inin de kazanıldığı gecede Gözlerdeki ekşi tadı onu konuşuyoruz. Ne güzel 3-1 yenildik yorumlarından sonra ne kötü 3-1 yendik noktası. Fenerbahçe bu sezon böyle işte. doğruya doğru Galatasaray Bayern Münih'e 3-1 yenildi. Ne güzel yenildik diyorlar. Fenerbahçe taraftarı 3-1 yendik. Lan nereden yendik 3-1 diyorlar. Garip gerçekten Fenerbahçe taraftarı garip. Engin Veren, İsmail Kartal ligde çok fazla şans veremediği oyuncularına Ludogorets karşısına şans vererek onlara güvendiğini gösterdi. Güzel. Bu doğru bir yöntem gibi görünse de Avrupa'daki ilerleyen turlarda Fenerbahçe'nin ligde istikrarı yakalamış oyuncuları tercih etmesi daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Zaten bu mantığı kendi böyle. Hani bir playoff turu bir çeyrek final yarı final falan illa ki bu olacak. Çünkü özellikle hücumlarda oyuncuların anlaşamadıklarını gördük. Bu daha çok birlikte maç oynamamanın getirdiği bir eksiklik olarak göze çarpıyordu. Fenerbahçe grupta ilk devreyi 3 3 yaparak lider tamamladı. Bu 3 maçtan ikisini evinde birini deplasmanda oynadığını hatırlatmak lazım. Yani ikinci etapta hem Danimarka hem Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Grup liderliğini korumak için ikinci etapta işini daha sıkı tutması gerekecek diyor. Buna katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Bak buna şu yüzden katılmıyorum. Arnavutluk'un Ludogorets'i ikinci maçta yendiğini düşünün. 12 puan. İkinci olan takımın yani Nürşland takımının e, muhtemelen Spartak Tırnava'yı yenecektir. Yendiğini düşünelim. 9 puan. 12, 9, 3, 0. Anladınız mı? Ee, ve sen deplasmanda 0 olanla ve 9 olanla oynayacaksın. Yani o yüzden e, Fenerbahçe Ludogo eski zaten Spartak da cebe atmış olacak vesaire. Uğur Meleke. Rudogorez Fenerbahçe'ye kolay teslim olmadı. Nörçland'ın genç savunmacıları geriden pasta çıkmaya çalıştıkları için Fenerbahçeler önde baskıyla olay kazanmışlardı o maç. Ancak tırnavadan sonra Rudogorets de kısa pası değil uzun oynamayı tercih etti. Aslına bakarsanız dün Fenerbahçe için çok güzel bir maçtı. Mesaj maçıydı. Şimdi önde baskı yapan bir takımız kısa pasta çıkana baskıyla hataya zorlayıp kazanabiliriz. Okey. Ya uzun çıkana? Uzun çıkıldığında da orta sahanın süpürmesi lazım. Süpürtmesi lazım. Yani eğer dün akşam İsmail Fred Şimanski orta sahası olsaydı 8, 9, 10, 11, 12, 0 falan maç bitebilirdi. Niye? Çünkü şişirdiklerini bunlar toplayacaktı. Bu sefer çok daha fazla pozisyona girecekti. Ama Zayt, Crespo. Bak Fret mesela. Bana sorsanız Fred ligdeki oynadığının yarısı kadar oynamadı. Ama çatır çatır kütür kütür oynamış oldu. Çünkü rakip çok kolaydı. Neyse. Tırnavada Şimanski Fret girince maç dönmüştü. Bu maçta Fret Tadic, Şimanski koydular ağırlıklarını diyor. Bu da 3 puana yetti zaten diyor. E baktığınız zaman zaten ee, yani Fred Şimanski Tadic hani İsmail yüksekte çok güzel bir şekilde dinlenmiş oldu. Ya ben neticeye bakarım. Neticeye değil. Ömer Üründür. Ben amaçça konferans liginde de galibiyet serisini bozmadık. Gerçekten hem lig hem Avrupa kollarında küçümsenmeyecek bir gidişat var. Ancak ben bu maçtaki futbolu iyi bulmadım. Kopuk kopuk bir görüntü sergilendi. Ataklarda devamlılık yoktu. Etkinlik sınırlıydı. Bilhassa rakibin geriden riskli paslarına itibar etmeyip uzun toplarla çıkması beklenen hücum presini de gündeme getirmedi. Fenerbahçe iyi giderken Tadic ve Fred'in fizik açıdan düşüş içinde olduklarını her yazımda belirtiyorum. İsmail Kartal rotasyonlu kadroda bu ikisine birden görev verdi. Ve fizik olarak düşüş içinde oldukları bu maçta da görüldü. Bu arada haksızlık da etmeyeyim. İkinci goldeki atak olgunlaştırırken Tad için Osterwold'e yaptığı pas gerçekten seyredilmeye değerdi. Bana en ilginç gelen olay İsmail Kartal'ın 89. Cengiz Ünder'i oyuna almasıydı diyor. Ben bunu maçta maç bitiminde söyledim. Cengiz'e bir mesaj var. Ya kendine çekirdeğim ver ya da rotasyon oyuncusu olursun diye. Cengiz mesajı alır umarım. Ercan Güven. Udogorski Kadıköy'de devirerek Konferans Ligi'nde Tıpkı Süper Lig gibi 9'da 9 yaparak kazandı Fenerbahçe. Bakmayın zor olduğuna ön elemelerden başlayıp gruptaki rakipler de dahil konferans Fenerbahçe'ye şimdilik bir beden küçük geldi. Hem takım hem de Fenerbahçe'de ilk günden beri kendilerini cüceler ülkesi Lilliput'taki Cülüver gibi hissetti. Belki de bu yüzden biraz gevşedi. İsmail Kartal'ın ellerinden öper diyor. Yani biraz karı sıkı tutma zamanı gelmiş diyor. İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe 18. maçını da kazandı. Fakat en etkisiz ve temposuz maçı buydu. İyi oyunu alıştırdılar. Bu nazar boncuğu olsun diyor. Değil mi? İşin bir de bu boyutu var. Uğur Meleke. Devler Ligi'ne 3 takımla gitme hayali kuruyoruz. Uğur Meleke, Riyad'e köşe yazısında Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla Türk takımlarının katılabileceğini söylemiş. Ben bunu biraz daha araştırdım. Onu da söyleyeyim. Belki hayal, belki fantezi. Ama ihtimal var. Önümüzdeki sezon formatı değişecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderme şansımız söz konusu. Küçük bir ihtimal ama hayal kurmaya değer malumunuz. Önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında bir devrim yaşanacak. 3 kupanın da formatı radikal biçimde değişecek. 8 gru, gruplu 32 takımlı 8'er takımlı 4 grup diyebiliyorum ama neyse 8 gruplu 32 takımlı model yerine ha pardon 36'lı 3 dev lige bırakacak. Her bir kupanın kontenjanı 4'er artarken de bu yeni biletler taze umutlar doğuruyor. Yeni sezonda Devler Ligi'nin 32 bileti klasik yollarla dağıtılırken ekstra 4 kontenjan birer wild card gibi ve bu wild card'lardan ikisi de 2023-2024 sezonu Avrupa tablosunun tepesinde bitiren iki ülkeye verilecek. Elbette Türkiye için bir sezonu ilk 2'de bitirmek hayal gibi. Yani olabilir ama. Fakat niye olmasın? Şunu da unutmamak gerekir. Hollanda 2021-22 sezonu ikinci sırada tamamladı ve bunu Feyenoord, PSV, Vitesse ve Alkman'ın konferans liginde topladıkları puanlarla başardı. Temsilcilerimiz çok fazla öneleme turu oynadıkları için şu anda 2023-24 kat sayı tablosunun zirvesinde Türkiye var. Eğer takımlarımız bulundukları kupalarda turlar geçmeyi başarırsa neden olmasın diyor. Hayal kuruyor insan diye. Şimdi ülke puan sıralamasında son durum Biliyorsunuz Galatasaray Bayern Münih'e elendi. Yenildi pardon elendi diyorum. Normal Fenerbahçe Ludogoreski'ye darma duman etti. Beşiktaş Bodoglimp gibi bir çöpe yenildi. Normal. Çünkü Beşiktaş idare ediliyor şu anda. Ve ee, i̇lk 10'daki yerini bir nevi sağlamlaştırdı. 11. sıradaki Avusturya ile arasındaki fark 11 galibiyete yükselmiş. Daha da yukarı çıkma ihtimali tabii ki sürüyor. Yani ilk ona girmeyi başarırsak 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt eleme oynamadan katılacak. Şimdi son 5 yılın ülke puan kat sayılarında listelendiği sıralamada durum şu şekilde. 11. Avusturya 31.000 puanda. Arkadaşlar maç 500 puan. Yani maç başı 500 puan. Anladınız mı? Galibiyet başı. Beraberlik 250 puan. Avusturya 31 bin. İskoçya 32 bin 650. Türkiye 35 bin 350. Yani Türkiye'den hiç kimse kalmayacak. İskoçya arka arkaya 6 galibiyet alıp bizi geçecek. Yani 6 takımı galibiyet alacak. Bu da şu an için zor bir ihtimal. Fenerbahçe'nin 3 maçı kaldı. 3'te 3 ihtimali var. Yani bir 1500 puan yapacak olsak. Zaten şey. Önümüzde 8. sırada Belçika var. 41.800 puan. Onları yakalamamızın imkanı yok. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 3'ü de her maçını kazansa yine Belçika'yı yakalayamıyoruz. En azından 9'u koruyalım. Peki hocam bunun parası ne durumda? Arkadaşlar Avrupa geliri kapışmasında son durum. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynuyorlar. Galatasaraylılar küçümsüyorlar. Haklılar mı? Nispeten haklılar. Ama mantıksız konuşuyorlar. Niye? Ya, Fenerbahçe daha az yıpranıyor. Çok daha az yıpranıyor. Bizim açımızdan bu Fenerbahçe taraftan sezon başına sorsanız Avrupa'ya hiç gitmesek direkt buradan hani e, lige odaklansak mı diye kabul ederlerdi. Çünkü Fenerbahçe'nin özlemi şampiyonluk. <laughs> yine de bakmayın, <laughs> saygı duymak lazım. Şunu söyleyeyim. Şampiyonlarla yine mücadele eden e, takımların Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Adana Demirspor'un arasına bakalım. Dir ve de Real Madrid. 60 milyon 748 bin yani 60.750 bin şey milyon Euro kazanmış durumda. Bayern Münih yaklaşık 60 milyon. Barcelona yaklaşık 58,5 milyon euro kazanmış durumda. Galatasaray 28,5 milyon euro gösteriyor. Hemen hemen Zaha'nın e, imza parası artı bir yıllık yıllık ücreti falan. Değil mi? O kadar ediyor mu? Yok. Endombil'in bon servisi artı. Endombil'in Galatasaray'da kazanacağı toplam para 28,5. Fenerbahçe'nin kazandığı para 5,764. Çok az. Gerçekten çok az. Yani bedava alınan tad için, bedava alınan Cikun'un, bedava alınan Ceko'nun yıllık ücretleri ne yaklaşmış? Üçünün toplam yıllık ücretine. 4 4.6 milyon diyelim. Adana Demirspor direkt elendiği için 1 milyon 50 bin euro kazanmış. Ben şunu söyleyeceğim. Burada dikkat edilmesi gereken husus söyleyeceğim. Reklam gelirleri, bilet satışları, ne bileyim o gün için hani Fenerbahçe şeyinden mağazadan falan satışlar hariç. Bu arada Fenerbahçe de Bayern Münih deplasmanında. Fenerbahçe de Bayern Münih'le oynuyor. Bugün akşam biliyorsunuzdur muhtemelen. Türk Hava Yolları Euro Fenerbahçe Beko basketbol takımı. Türk Hava Yolları Euro 5. hafta maçında. Bugün akşam Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak. Bayern Münih farklı oynanacak müsabaka saat Türkiye saati 21.30'da başlayacak. 3 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Averajda 4 sıradayız. Lig'de ikişer galibiyet, iki yenilgisi olan Bayern Mühit de onuncu sırada bulunuyor Averajda. Bunu da söyleyeyim. Şimdi dün akşama dair ben ısrarlı bir şey söyleyeceğim. Biz dün akşam maç kazanmadık. Sadece maç kazanmadık. Biz aslında zayisi kazandık. Bak ben çok eleştiriyorum. Aslında Ayetullah Bey hesabı çok güzel bir eleştiride bulunmuş. Diyor ki ya futbolcumuza sahip çıkalım ne kaybedeceğiz diyor. Haklı. Ne kaybedeceğiz arkadaşlar? Cidden bak merak ediyorum. Ne kaybedeceğiz? Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Hiçbir şey. Yani Zayt. Tamam hocam buradan sonra toparlar deseniz hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Dün kötü müydü? Bence kötüydü. İstatistik. istatistiğe göre süper. Vallahi istatistiğe göre. Abi iki tane mi? Üç tane mi pas hatası yapmış maç boyunca? Yani istatistik göre. iki tane gol atmış. O kadar pas hatası yapmış sadece. Kil mücadeleleri de fena değil. Yani acaba diyorum bazen biz mi çok abartıyoruz? Kararı size bırakıyorum. Şimdi Avrupa golcüsü Batshuayi. şu Batshuayi. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. golünü atmış arkadaşlar. Bakın. Şimdi satmak istediğim bir futbolcu var elinde. Satmak istediğim. Satabilirsin. Şimdi devre arasında 8 milyon euro'ya satsak da diyorum. Burun kıvıran arkadaşlar var. Ya bu kadar futbol ukalası olmayın. Gerçekten bu kadar futbol ukalası olmayın. Yani 8 milyon euro Dün bir kardeşimiz Zayt için diyor ki hani Zayt gibisini alacak olsak 8 milyon euroya alamayız diyor. Yorumlarda da yazmış yani onu biraz da hani şey için söyledim hani ironi gibisinden diyor. Vallahi ben diyorum Zayt'sı 8'e, Batshuayi iyi biri 8'e alsın. Crespo'yu 4'e alsın. Etti 20. Ya şu bedava veririm yanında. 20 milyon euro onunu kullanabilirsin. İnanın onuyla çok güzel futbolcular alırsın. Taksit dendirirsin. bir şey çok güzel futbolcular alırsın. Neyse. Bakın Batshuayi Avrupa'da golcü. Hocam ligde neci? Ligde öcü. Avrupa'da golcü. Biz dün akşam aslında Batshuayi ile kazandık. Hocam kardeşim işte şey demiş İsrail demiş. Ali Koç'un özel jetiyle gelmiş falan. Ben onu bilemem. Yani Ali Koç'un jetiyle mi geldi, kendi jetiyle mi geldi? Ben onu bilemem. Ben şunu bilirim. Batshuayi'nin gol atması moral olarak iyi oldu. Ama bana sorsanız ben Batshuayi'yi beğenmedim. Maç boyu beğenmedim. Ama Ayetullah Bey hesabının dediği gibi biraz futbolcularımıza sahip mi çıksak? Bir yorumda gördüm. Yazan kişinin adı aklımda değil ama. O kendini biliyordur muhtemelen. İnsan, insan kendi yazdığı yorum bilmez mi? Oğlum insan bilir ne yaşadığını lan. Diyor ki. Hocam. Galatasaray Bayer Münih maçında. Misal veriyorum. Zayt Galatasaray'da oynamış olsaydı. iki gol atsa ama Galatasaray 5-2 yenilseydi diyor. Zayt'ı kahraman ilan ederlerdi. Yere göğe sığdıramazlardı. Geçtim Şampiyonlar Ligi maçını. Hazırlık maçında iki gol atsın. Fenerbahçe yani Galatasaray 3-1 kazansın. Fenerbahçe taraftarının yaptığı gibi yine yapmazlar diyor. Yine göklere sığdıramazlar diyor. Bu da ne yapıyor? Hakemlere etki ediyor. Bu da ne yapıyor? Tribünlere, taraftara hepsini etki ediyor arkadaşlar. Yani etki ediyor. Biz ne yapıyoruz? Çöplüyoruz. Şimdi Galatasaray Bayern Münih'e ye 3-1 yeniliyor. As takımıyla çıkıyor. Hakem süper yönetiyor. Saha zemini tam Galatasaray'a uygun. Adamlar çok asılmıyor ama ezdi, boğdu, süper oldu oluyor. Fenerbahçe yedekleriyle çıkıyor. Adı oynayamadık oluyor. Fenerbahçe kötüydü oluyor. Ve kazanıyor yani. Yani biz kendimizi mi kandırıyoruz? Bazen ben çok soruyorum. Acaba bizi hani birileri tahakkümüne aldı da biz de istemediğimiz şeyleri mi söyletiyorlar? Ben çok merak ediyorum ya gerçekten. Ee, ve şey isimleri sayarken bir kardeşimiz yok hocam. Luan Perez de var Fenerbahçe'de. Aynen. Luan Perez'i unuttuk artık. Ama ben şunu söyleyeyim. Bir Crespo Dice'dan çıkıp Kurunic alsak. İsmail Kurunic, Bartu Elmas. Mert Hakan. Şimanski. 5. Lincoln'un da lisansını çıkarsak 6 orta saha Zorlanırsan İrfan kahveci de oynatırsın. Çok güzel olur. Ben orada söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani İlk golden sonra adam seyirciye koşmak istedi. Hevesi kursağında kalmış gibi vazgeçti. Tam olduk derken kendi oyuncumuz maç içerisinde tepki göstermeyelim diye. Ya futbolcular da bunun bilincinde olmalı ya. Arkadaşlar bugün hepimiz iş yapıyoruz. Yani dikkat etmek lazım. Alexander Ciku. Fenerbahçe'de Ciku'da müthiş istatistik bak. Şimdi Ciku hiç göze battı mı sırıttı mı sırıtmadı. Niye? Süper oynadı. Ama süper oynadı olarak da batmamıştır. Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Ciko performansıyla dikkat çekti. Nasıl dikkat çekmiş? Ganalı savunmacı hocası tarafından rotasyon dışında tutuldu. Mecburen. Beka ile birlikte defansın göbeğinde görev yaptı. Mecburen. Ve eski'nin hızlı hücumcular karşısında iyi bir performans sergiledi. 29 yaşındaki stoper en dikkat çeken istatistiği ne biliyor musunuz? 98 pas denemesinin 94'ünde başarılı. Ve 5 ikili mücadelenin 4'ünü 2 hava topunun da ikisini birden kazanmış durumda. Bazen zaruretler iyidir. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığınız zaman harbi konuşmak gerekirse Pazar günü e, Pendik Spor maçında Bekao Ciku ilk bir oynar. Bir aksilik olmaz. Ferdi oynar 3. Osayi oynar 4. Divakovic oynar 5. Yani bugünkü, dünkü maçta oynamayanlardan Ferdi 1. Değil mi? Livakovic 2 şimdilik. İsmail oynar 3. Fred oynar 4. Hocam Fred oynar ya olsun ki yarım kapasite. Şivanski oynar 5. Sağda İrfan oynar 6. hadiç forvet kanatta. Ceko oynar 7. 7 kişi oynayabilir. farklı. 4 tane as oyuncu bırakmış. 7 rotasyon yapmış. Ben şuna söyleyeyim. Aticiye değil neticeye bakın. Fenerbahçe netice olarak Şahane bir iş yaptı. Bu arada Fenerbahçe Avrupa'da sayıları eşitledi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani benim ha konferans kuralları çekilmeden kurduğum bir cümle vardı. Dedim ki Fenerbahçe için fırsat sezonu. O, sezon, o sene bu sene dedim. Hocam öyle deme ondan sonra bir şey yapamıyoruz. Hayır öyle değil. O sene bu sene derken tam Avrupa'da istatistik kasma senesi. 3 birlik galibiyet. Fenerbahçe galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi mi? Eşitledi. Ve bak galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi. Avrupa'da çıktığı son 21 karşılaşmada tek yenilgi yaşadı. 17. galibiyetini elde etti bu süreçte. Bu kulvardaki olumsuz karnesini düzeltmeyi başardı. Avrupa'da Ludogoresk maçı öncesinde 262 maça çıkıp 104 mağlubiyet, 103 galibiyeti vardı Fenerbahçe'nin. Ve Bulgar temsilcisi karşısındaki galibiyet 104. galibiyetimiz oldu. Ve geçmiş olduk. Arkadaşlar kağıt üstünde size basit gelebilir. Bazı şeyler basit gelebilir. Ama kağıtı geçtim. Kağıdım bir de altına bakmak. Umarım anlatabiliyorum. Bu arada Fenerbahçe Alagöz Holding son 43 resmi maçını da kazanmış. Bu maçların 20'si Euroleague'de. Yani bayan basketbol takımımız kadın basketbol takımı bayan deyince kızıyorlar. Düşünün olay böyle. Ben bir de şunu söyleyeyim. Bize devre arasında safkan kanat lazım. Safkan. Bizim kanadımız yok. Kanadımı kırdılar, uçamadım anne. Savaşa koştular, soktular, koşturdum diyor ya ceza. Bizim kanadımız yok. Bize kanat lazım. Jaden Sancho. İster inanın. ister inanmayın. Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Sancho. Sancho, Pancho, Kancho. Ve e, Sancho arkadaşımız kulübünde kadro dışı. Evet yanlış duymadınız. Kadro dışı A takımın yemekhanesini kullanmasına izin verilmiyor. Bunun yerine Sancho tesislerin karşısındaki restoranttan bir öğle yemeği kutusu getiriliyor. Hatta tuvaleti falan kullanmasına da izin verilmiyor. Caminin tuvaletine gidiyormuş orada. Ondan sonra gitmişken diyorlarmış şimdi oğlum 2 3 namaz kılıyormuş. yoktur ben Müslüman değilim diyormuş. Yakında Müslüman da olması bekleniyormuş. Allah aşkına Jaden Sancho diyorum. Fenerbahçe bazı taraftarlar Acama bitti. Acama o öldü. Acama çöp. Lan Galatasaray'da daha ile T TT da sahada yürüyor. diye sahada yürüyor. Galatasaraylılara sorsanız hani doğaüstü bir varlıktan bahsediyor gibi anlatıyorlar. Sancho'yu alma ihtimalimiz var. Satın alma opsiyonu kiralık böyle bir ihtimal var. King'in gitme Sancho'nun gelme ihtimali var. Şimdi ben bunu burada söylüyorum. Aradan 5 ay 5 hafta geçiyor. 5 gün geçiyor. 4 gün geçiyor. E, atıyorum. Yağız Sabuncuoğlu haber veriyor. Hocam Yağız Sabuncuoğlu söyledi. Aslı var mı? Hele hele üye arkadaşların sormasına çıldırıyorum. Lan ben söyledim diyorum. Hocam sen söyledin tamam da Yağız Sabuncuoğlu diyor, söyledi. Ne diyorsun olur mu bu transfer diyor. Hani şey gibi. Ben seni dinlemedim. Senin kafan da basmıyor. Zeka yok sende. Ben seni kandırmaya çalışıyorum. Bakayım yiyeceğin mi? derecesine Ne diyeyim? İkinci is isim Anthony Martial. Martial forvet. Kanat forvet. Sağ kanatta da oynayabilir. Çok kanatta. Bu arada Sancho henüz 23 yaşında. Hocam 23 yaşında bir adam bize gelmez. Gelir. Gelmez hocam. Gelmez. Gelir. City altyapısında oynuyor. Dortmund'da harika bir performans. United 85 milyon euroya alıyor ve düşüşte. Şu an kimse almaz Avrupa'da. Kimse dediği yıllık ücretleri de vermez. Ama Fenerbahçe içinde bulunduğu pozisyon gereği Sancho'yu bence denemeli. Zor değil. İkincisi Martial. Martial 2024'te sözleşmesi bitecek ama bir yıl opsiyon hakkı var. Bu sezon 11 maça çıkmış. 1 gol bir asist 298 dakika. Yani denmeyen adam Manchester zaten tırt. Golün birini Efe kapta atmış. Bir de şampiyon, asisti Şampiyonlar Ligi'nde yapmış 6 dakikada. Martial ismi ve Sancho ismi. Manchester United'ın iki ismi. Beni yanlış anlamayın. Yani ya da yanlış anlayın la. Canınız sağ olsun fark etmez. Ben olsam. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam. Crespo'dan, Zayistan, Batshuayi'den, King'den çıkarım ne yapar? Eder. Bu Sancho'yla Martial'i getirmeye çalışırım. Hocam iyi de. Hadiç kanatta. He. Kent yedeği. Hmm. Sağda Cengiz. Verdi. İrfan. Çok güzel. Çok güzel. Sancho'yu nerede anlatacaksın? Bu da güzel bir soru. Buna cevap veremem. Cevap verirsem başka duyumları ortaya çıkartmış olmak zorunda kalırım. Yalnız Ryan Kent konusunda hani Fenerbahçe'de Ryan Kent falan derken biraz dikkat etmenizde fayda var. Ee, bazen sürprizler olabilir. Neyse ne diyordum? Martial. Allah aşkına bat şu ayı 10 milyon euroya satsan. Martial'i 2 milyon euroya alsan sözleşmesi bitiyor diye. Zarar da mısın? Kar mısın? Buna zarar diyorsanız ben kanalı kapatayım gidelim. Hocam iyi de Manchester'da bir şey yapamıyor. Ulan Manchester öyle salak bir takım ki. Salak United. Loser United. Manchester bugün beni koyun. Gerçi ben zaten koç de. Manchester'a bugün çok iyi bir futbolcuyu koyun. O bile çöplenir. O bile yuhalanır. O yüzden bir şeyleri kapalım. Hazır Sancho caminin tuvaletine gidip tuvaletini falan caminin tuvaletinde yapıyorken bence tam zamanı. Bak Mario Branco diye bir eleman var bizde. Sportif direktörümüz. Bağlantıları çok güçlü. Olmaz olmaz demeyin. Hocam makalata e zaha'yı getirdim. Ben Zaha'nın bitik halini izlediğimizi düşünüyorum. Hani ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi Zaha iyi ki Zaha olmuş yoksa Tadiç alamayacaktık mesela. İyi ki daha Galatasaray olmuş. Tadiç alamayacaktık. bugün sorsan Zaha mı Tadiç mi diye ben yine Tadiç derim. Hocam Fenerbahçe maçında önese şöyle iyi gol atsa böyle iyi oyun oynasa yine Tadiç misin? Yine Tadiç derim abi. Tad için katkısına bir bakın ya. Ya sadece futbolculuk değil. Takıma kazandırdığı hüviyete bakın. Bir de Ulan ben Fenerbahçe'nin bu maçta gol yemeyeceğini düşünüyorum diyorum. Ama diyorum öyle olağanüstü bir salaklık hata hata olur da Anca öyle diyorum. İki kez bu cümleyi kurdum. Birinde oster, birinde yumurtadı, birinde beka Oğlum bana Fenerbahçe gol yer mi yemez mi diye sormayın lan. Sormayın. Potem motem diye düşünmeyin. Sormayın bana Fenerbahçe gol yer mi yemez mi diye. Lan ne zaman söylesem kurulu saat gibi arkadaş ya. Neyse uzun lafın kısası. Sancho ve Martial'e hazır olun. King 1, Zayt 2. Crespo 3 Batshuayi 4 Bence bir de Luan Perez 5 5 isim gidip bunlar gelebilir. Ayrıca stoper bakıyor muyuz diye bir soru vardı. Cico Afrika Kupası'na gidecek. Serdar Aziz var, Samet var, BK var diye. Çok zorla kalsak stoper oynama özelliğine sahip bir ismimiz var ama biz bir stoper bakıyoruz. Ama genç bakıyoruz, Türk bakıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.